Yani dilinizde, beyninizde sürekli tekrarlanan tek bir cümle var. Kavuştur Allah'ım. Esra Hanım, benim eşim de mi ölecek illa annesinin çıkması için? Ben çocuklarımdan babasız kalsın. Ve Mehmet Yüzer yıllarca da bu arayışı sürdürmüş. Yani ona gelen her telefon numarasını, verilen her adresi değerlendirmiş, onlara gitmiş, iz sürmüş, peşini bırakmış. Annesini yıllardır arayan da bir evlat. Eşi de bu konuda onun en büyük destekçisi. Şimdi annenin kaybolduğu günün bir tanığı var. O yayına bağlanacak. Alo. Kapıyı burada gel. Hoş geldiniz canlı yayına. Kimseye geçme, al da gel. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına, selamlar. Aleyküm selam. Nereden arıyorsunuz bizi? Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş'tan. Evet. Zeynep, Çiliş'in kaybolduğu günü biliyorum demişsiniz. Kaybolduğu günü biliyorum derken şöyle, Esra Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, şu anda ATV ekranında canlı yayındasınız. Buyurun. Esra Hanım merhaba canım. Merhaba. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ben Tenköy'ündeyim. Kahramanmaraşlıyım. Evet. Oradaki Hasan Çiriş. Nasıl diyeyim size? Baba tarafından bir akrabalığı vardı. Üveyim özü bilmiyorum. Anlatabildim mi? Siz Hasan Çiriş'le mi akrabasınız uzaktan? Evet, Hasan Çiriş'ten akrabayız da nasıl akraba olduğunu bilmiyorum ama. Üveyim özü bilmiyorum. Benim babam geçindi. Peki. Kendisi beni iyi tanır ama... Kendisini de iyi mi tanırsınız? Evet, ben iyi tanırım. Onun kaybolduğunda bütün köy halkı... Dayısının sattığını söylediler. Çok dayı... aradılar. Çok, benim babam da çok aradı. Rahmetli oldu benim babam. Dayısı sattı. Evet, aynen öyle. Bütün köy halkı dayısı sattı dediler. Hangi dayı bu? İnan, ben isimlerini bilmiyorum. Yani evet. Şimdi o kadar karışık ki akraba ilişkisi. Burada bir Halit Taşdemir ismi var, dayı. Ben dayıların ismini falan bilmem. Sadece benim bizim evimizde çok toplanırlardı, çok konuşurlardı bu konuyu. Evet. Dayısının sattığını derlerdi. Benim babam çok kızardı, çok aramaya gittiler. Ama bir yerden bir ipucu bulup da bir türlü bulamadılar. Peki dayı, yani satmak derken para, şimdi yeni çocuğu olmuş bir kadından bahsediyoruz. Para karşılığı başka bir adama mı satıyor? Yani kötü bir yola mı düşünüyor? Ben öyle düşünüyorum. Düşünüyor musunuz? Kaç yaşındaydı? Size aktarılan ne? Hayır, duymadım. Ben öyle düşünüyorum. Sattığını biliyorum ama bir dayı, bir yeğeni neden satabilir? Soruyorum size. Bir çocuğu var, ufak bebeği var. Neden satabilir? Bir dayı yeğenini niye satabilir? Aynen öyle. Mutlaka para karşılığıdır. Aralarında bir husumet var mıydı? Zeynep Hanım'ın eşinin ailesiyle bilmiyorum. Dayı arasında. Onu bilmiyorum. Zeynep kaç yaşındaydı? Zeynep kaç yaşındaydı? İnan vallahi da bilmiyorum. 16 mı, 17 mi? Yani daha sizin... da büyüktü, onu tam hatırlamıyorum. Siz Zeynep'le yaşıt mısınız? Yakın mı yaşlarınız? Ben şu an 58 yaşındayım. Benim okumuşluğum olmadığı için doğum tarihimi falan da bilmiyorum. Şu an 58 yaşındasınız. Tahminen yaşlarınız yakın. İşte onu bilmiyorum. Peki, şunu merak ediyorum. Aile içerisinde bu konu çok konuşulurdu. Babam Zeynep'in o zaman kaybolduğunda arayan kişilerden biri diyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğrudur. Dayının sattığı konuşuluyordu. Evet. Niye satar ama dayı? Kime satar? Niçin satar? Onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum. Dayısına sattığını biliyorum. Sadece çünkü bütün köy halkı, bütün arayanlar... Hep dayısı sattı, dayısı sattı. Başka niye bir kimse demedi ki filan sattı demediler. Neden dayısının üstüne bütün kuluk şeyler dayısının üstüne geldi yani? Ah, o dayının ismini bir öğrenebilseniz, hani köyde tanıdıklarınız, yakınlarınız, akrabalarınız bir isim. Esra Hanım'cığım, canım benim, ben bu yayını gördüm, şok oldum. Evet.
diyeyim şöyle 15-20 dakika anca izledim. Ben o zaman ailemi aradım, kardeşimi aradım. Dedim televizyonu açar mısın? O da dedi ki ne televizyonun karşısındayım ben oturuyorum dedi. Evet. Ben dedi oradalar dedi. Ben de dedim ki ne? Ya dedim ben şok oldum dedim. Ben Esra Hanım'ı arayacağım dedim. O da dedi ki ne biliyorsun dedi. Bildiklerimi söyleyeceğim dedim. Ondan sonra dedim ki ne kardeşim dedi. Kardeşim dedim bak benim okumuşluğum yok. Tarihini gününü bilmiyorum dedim. Sen Allah rızası için dedim bak dedim. Yardım edelim dedim. Bildiğimizi anlatalım dedim. Belki biri kuşu çıkar, belki bulurlar dedim. Çünkü bulunmasını bütün aile, bütün insanlar, köy halkı istiyordu o zamanlar. Şimdi bilmiyorum ben. Yani şimdi köy dediğiniz yer hanesi küçük. Herkesin birbirini tanıdığı, akrabalık ilişkilerinin olduğu bir yer. Köyden biri kayboluyorsa. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Köyden biri kayboluyorsa. Ondan kardeşime dedim ben. Aradım dedim bak benim dedim okumuşluğum yok ben numaramı dahi dedim veremiyorum dedim. Sen dedim Allah Rahmet Bey'e sorabiliriz. Annenizin kaç tane dayısı vardı? Mehmet. Kaç dayın vardı? İsimleri neler dayılarının? Annemin dayılarını bilmiyorum. Söyle soyadlarını söyle. Annemin dayılarını bilmiyorum. Dayım Ömer Çiriş. Ömer abi sen söyle. Adı ne dayının? Halit Taşdemir. Peki yani ne bileyim aile içerisinde karşı taraftan başka birine dayı der miydi? Dayı olarak tanınır mıydı? Hayır abla hiç kimseye demez. Yakın, zaten bir dayımız var. Bir tane Halit Taşdemir evet. Var. Şimdi Halit enteresanlık Taşdemir. Da şu. Mehmet mülakatına anlattığında şu cümleyi kurmuş. Önemli not olarak da ekip arkadaşlarım geçmişler. Annemin kaybolduğu gün. Evet. Onu bir anlatsana. Annenin kaybolduğu gün Halit Taşdemir'in evine gidiyor. Evet. Değil mi? Evet. Halit Taşdemir'in evine gitmiş. Halit Taşdemir de dayımın himayesinde evden kaçtığı söyleniyor. Evet. Halit Taşdemir evini aratmamış herhalde. Evini arayacak olmuşlar. Evet. Evet. Esra Hanım. Aratmamış. Buyurun söyleyin ablacığım. Bak o cümleyi de duydum ben. Evini aratmadığını da duydum ben. Evini aratmıyor Halit Taşdemir. Evet, evet evini aratmıyor. Onu da duydum ben. Bak şimdi kim hatırımda onu da duydum. Evet. Peki, şimdi bir hattan ayrılmayın siz. Oğlu Ali Taşdemir, onlar Kahramanmaraş'ta Barbaros Mahallesi'nde yaşıyorlar. Zaten Yüzel ve Çiriş ailesinde iyi tanıyorlar. Lütfen söz haklarını ve cevap haklarını kullansınlar. Açıklamayı yapsınlar. Bir ihbarımız var. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Teşekkür ediyorum Esra Hanım. Nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Zeynep Çiriş'le alakalı ne biliyorsunuz? Yolyalı Köyü'nden, hani 1979 yılında Maraş'tan gidiyor mu, kaçıyor mu, kaçırılıyor mu? Evet. Benim duyumlarıma göre ben evet. Gelin geldim Kahramanmaraş'a. Benim kayınvalidem orada gelin. Yolyalı Köyü'nde. Yolyalı Köyü'nde kayınvalideniz var. Evet. Tamam. Ona sürekli her zaman öğüt verildi. Kızım kimseye güven olmaz, dikkat et falan diyerekten. Hı hı. Ve dayının kızı kaçırdığını söylediler. Dayının kızı kaçırdığını. Evet. Dayı kızı kaçırıyor, başka birilerine satıyor. Böyle dediler. Bu dayı dediğiniz Halit Taşdemir mi? Evet, o kişi. Kayınvalideniz mi anlatırdı size bunu? Evet, kayınvalidem anlatırdı sürekli. Her zaman, ona da kendi kayınvalidesi anlatmış. Evet. Her zaman söylerdi. Böyle böyle bir kızım, dikkat edin. Bak kendi öz dayısı kızı almış, başka bir yere satmış. Ki sattığı yerde normal bir yer değilmiş. Kötü yer diyorlar. Anladım. Kötü bir yere sattı diyorlar. Kötü bir yere sattığını, yani... Evet. Halit Taşdemir... Söz hakkı cevap aynen, hakkı vardır aynen. Hakkındaki iddialar Zeynep Çiriş'le alakalı. Yolyalı Köyü'ndeki herkese sesleniyorum. Kahramanmaraş, Yolyalı Köyü'ndeki herkese sesleniyorum. Herkes Zeynep'in gidişini konuşuyor. Bu yıllarca konuşulacak bir şeydir. Bir de Zeynep geri gelmediyse. Ama bütün köy halkının tek bir konuştuğu Halit Taşdemir'in kendi öz yeğenini para karşılığı sattığı yerinde az çok tahmin ediyorsunuzdur. Ömer Bey'e soralım aslında burada... Halit Bey ile arasında bir husumet var mıydı iki ailenin hem Mehmet Bey'in babasının ailesinin ya da Zeynep Hanım'ın kendi öz babasının? Hayır. Herhangi bir husumet, hayır. Herhangi ben bir... Ben askerdeydim, onun kaybolduğunda ben askerdim. Bunun sizin duyumunuz da yok bu noktada. Aile kardeşi de askerdi, ben de askerdim. İzine geldim, ablam da kaybolmuş, abim de mevat etmiş. Ömer Bey, Halit'le konuşur musunuz, görüşür müsünüz Halit Taşdemir'le? Hayır, küskünük abla. O efendim? Zamandır küskünük. Ne kadar yıldır küskünsünüz?
İşte o seneden beri küskünüm işte. 79'dan beri. 79'dan beri küskünüm. Peki Mehmet, sen hiç Halit Taşdemir dayına gidip de bak, şimdi burada da aynı şey konuşuyor. Bütün köy diyor ki benim annemi sen kaçırmışsın, bir de onu satmışsın diye. Gittin mi? Gitmedim, gidecektim. 20 yaşından sonra gitme dediler. Bu saatten sonra ne yapabileceğim dediler. Hani o kızgınlıkla bana kendine zarar verirsin. Hani onunla ona gidip bir zarar verirsin. Ama şimdi zaman. Ömer de diyor ki biz... Ablacığım, dayım bizim aile gördü müydü çıldırıyor. Sizin aileyi görünce konuşmaz. Çıldırıyor. Niye? Evet. İşte bilmiyor işte. Bizimle konuşmaz. Konuşmak. Küskünlük abla. 79 yılından beri. Evet. Bu da hiç normal bir şey değil. Evet. İnsan atıyorum böyle bir suçlamalara karşı karşıya kaldığında... Ya beni çıldırtmayın, ben öyle şey yapar mıyım? Bir şekilde barışırdınız, hayatınıza devam ederdiniz. Kim bu Halit Taşdemir'in karısı, eşi? İsmi ne? İsmi... Bilir misiniz yengenin adını? Bilirik. Söyle. Hasta, o da hasta. Hastaymış, hastaymış. Şerife Taşdemir. Şerife Halit, evet. Taşdemir'in eşi Şerife Taşdemir. Onların soy ismi, önce var. Soy ismi kalındı, soy isimlerini değiştirdiler. Soy isimleri kalındı. Kalındı. Ne zaman değiştirdiler? Vallahi o zamanı bilmiyorum işte, değiştirdiler. Niye değiştirdiler soyadlarını? Bilmiyorum orasını. Bu olaydan dolayı da ismi, olabilir yani. Dedemin ismi Mustafa Kalın. Mustafa Kalın. Evet. Eski soyadları. Annemin babasının ismi Mustafa Kalın. Mustafa Kalın'dı soyadları, sonra Taşdemir olarak değiştirdiler. Evet. Bu Halit'te Şerife'nin kaç tane çocuğu var? Çocuğu 4 tane kızı var. Evet. 3 tane oğlu var. İsimlerini biliyor musun? Hani buradan ne kadar çok isim söylersek aileye evet. dair. Ali Taşdemir. Evet. Veli Taşdemir öldü, vefat etti. Evet. Onu arabanın içine koydular, denize ittiler. Kim itti? O Veli Taşdemir'i. Asıl çıbanın başı da oydu. Veli Taşdemir'i niye arabanın içinde? Veli Taşdemir'i bilmiyor işte. Bir gün dediler o halının oğlu ölmüş. Arabanın içine koymuşlar, denize ittiler. Kim yapıyor bunu? Vallahi orasını bilmiyor. Yani husumeti olan kim olabilir? Vallahi bilmiyorum. Bir yerde bir muhasebeciydi. Evet. Ortayla barabardı. Bilmiyorum orasını. Ya biz cenaze senede gitmedik. Cenazeye gitmediniz. Evet. Peki Halit Taşdemir ve Şerife Taşdemir'i tanıyanlar bize Selahattin ulaşsınlar. Taşdemir. Selahattin Taşdemir. Selahattin Taşdemir. Mustafa Taşdemir. Evet. Eski soyadları da? Kalın. Kalındı. Kalın. Söz hakkı, cevap hakkı vardır. Gelen telefonlar ve ihbarlar da Zeynep Çiriş'in 79 yılında Kahramanmaraş Yolyalı Köyü'nde kaybolmasının altındaki sırrın dayı Halit Taşdemir'in onu sattığı...